اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صلح. ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Hepimizi, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın izinden, yolundan giderek inşallah onunla cennette buluşmayı ve Rabbimizin cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, aile bireylerimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle harika bir müjdesi var bizlere. Buyuruyor ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam Men ahya sünneti fakat ehabbeni. Kim benim sünnetimi ihya ederse, yani benim yolumu takip eder, benim yolumu yaşar, benim yaptıklarımı yapar, benim sözlerimi güzel bir şekilde alır, dinler, başkalarına ulaştırır. Böyle İslami yolda koşuşturur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yattığı gibi yatayım, onun yolculuğuna efendim ben çıktığım da nasıl yola çıkmıştı ona dikkat edeyim ben de öyle yapayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aile hayatı nasıldı? Onun gibi benim aile hayatım olsun. Çocuklarına nasıl değer verdi ben de öyle değer vereyim. Aman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden hayatımın efendim hiçbir bölümü çıkmasın. Onun sünnetine uyuyayım diye dikkat ederse bir insan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her yerde önünde önder, rol model Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin için, bir Müslüman için bundan daha doğal ne olabilir? Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benim sünnetimi ihya eden kimse beni seviyor demektir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sevildiği için onun yolunda gidiliyor. 2. bölümünde de buyuruyor ki: "Ve men ahabbani kana ma'i fi'l cenneti Kim de beni severse cennette benimle beraber olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim nasip etsin. Yani amellerimiz belki az, belki yaramaz kulluk ya efendim, kulların içerisindeyiz. Zaman zaman yollarımız şaşırılıyor. Bir sürü sıkıntı çekebiliyoruz ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini gönlümüzden hiç ama hiç koparmıyoruz. Orada duruyor onun yeri her zaman için. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevgimizden ötürü inşallah cennette yakalamış olacağız. Bir de şu müjde var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bütün benim peygamber arkadaşlarım dua haklarını dünyadayken kullandılar ama ben dua hakkımı ahirete ümmetimin şefaati için bıraktım buyuruyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Buyuruyor ki şefaati li ehli kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere olacak buyuruyor. Küçük günahlar abdestlerle, namazlarla vesaireyle başın dişini ağrıyor gidebiliyor bunlar ama büyük günahlar var. Orada da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam inşallah yetişecek imdadımıza. Rabbim yolunu ayırmasın. imanımızı muhafaza eylesin. Bu imanın muhafazası için çok önemli günler. Yani insan imanla Allah'ın huzuruna gidebilmek için gece gündüz gayret edecek, Onunla ilgili efendim çalışmalar yapacak, bilgiler öğrenecek. Acaba şurada ben hata edersem nereye giderim? Şu kelimeleri kullanırsam halim nice olur? Yani çok tehlikeli sözler var. Adam kalkıyor mesela. Ya seninle diyor ben cennette olmak istemem diyor. Estağfirullah. Bu söz insanı götürür yani. imandan çıkartır. Allah korusun. E bazısı da diyor ki seninle efendim olayım da cehennemin dibinde olayım veya cehennemde olayım. Estağfurullah. Öyle şey olur mu? Yani insanlar sözlerine çok dikkat edecekler. Kelimelerine, davranışlarına. Hatta bazen öyle oluyor ki yeri gelmişken bunu dikkate alalım. İnsan ağzından bir söz çıkartıyor. Nikahına efendim bu söz tesir ediyor. Yani nikahı efendim o kimsenin o anda gidiyor. Ve dolayısıyla nikahların tazelenmesi lazım, imanının tazelenmesi lazım. Bir sürü noktada dikkat edilmesi lazım. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin. Rabbim hepimize yardım eylesin. Ağzımızdan Rabbimizin razı olmayacağı bir söz çıkacağına hani derler ya canımız çıksın daha iyi. Bu can niye taşıyacağız ki başka türlü? Allah razı olduğu için taşıyalım. Efendim razı olsun diye ameller yapalım inşallah. Evet dostlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hasta ziyareti ile ilgili şu hadis-i şerifini sizinle paylaşalım inşallah. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men fa fe ve ade ekhahul müslim muhtesiben bir insan güzelce bir abdest alır. Sonra da sevabını Allah'tan ummak şartıyla yani riya falan gösteriş değil de ya şimdi hasta ziyareti yapacağız ama e, gidelim yani hanım zorluğuna yani gidelim şimdi orada demesinler demesinler. Efendim bak gelmedi diye. Bakın orada bile çıkış yolu çok farklı. Desinler var demesinler olayları bunlar için değil. Sırf Allah rızası için bir Müslüman kardeşine sen hasta olduğundan ziyarete gittin. Allahu Ekber. Hem de burada çok güzel bir şey de var bize bir yol haritası diyelim. Biz abdestimizi güzel bir şekilde alıp da hasta ziyaretine gidelim. Orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir öğretide bulunuyor. Yani hemen abdestsiz falan da gitmeyin diyor. Abdeste gidin ve Allah rızası için gidin. Mükafatını Allah'tan beklemek suretiyle gidin. İbadet niyeti var orada çünkü. İbadet etme maksadıyla gidiyorsunuz. O zaman da allah Teala Celle Celaluhu mükafat olarak sana bu'ide min cehenneme mesiraten seb'ine harifen. Allahu Ekber. Allah yürüyerek 70 yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden seni uzaklaştırır buyuruyor. Yürümek suretiyle 70 sene yürüsen, 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 yürüsen 70 yıl efendim ne kadar bir mesafe kat etmiş olursun? Bu kadar Cenab-ı Hak Celle seni cehennemden uzaklaştırıyor bir hastaya Allah rızası için ziyarete gittiğinden ötürü. Onun için insan bazen diyor ki ya kendi özelimizde bir hastamız yoksa efendim bu sefer arkadaşlarımızın hasta ziyarete gittiğinde ben de katılayım onlara falan. Niye? Mükafatı çok büyük. Allah rızası için gitme efendim gerekiyor ve hastaya ziyaret ettiğimiz zaman da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam moral verin diyor. Yani güzel sözler söyleyin. Aa ne olmuşsun sen? Ay 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 ay. Efendim yüzün ben beyaz olmuş. Ondan sonra e, sararmışsın, solmuşsun. Bak çok zayıflamışsın. Yok hayır öyle ya. Adam efendim hepten götürdün sen. Tam aksine maşallah maşallah güzel gördüm seni. Daha da iyileşeceksin inşallah deyip moral vermek suretiyle ziyaret yapmak lazım. Bunu da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan öğrenmiş oluyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyareti için buyuruyor ki bize men lem yahdur eceluhu yani bir insan gitti bir hastaya hastanın da eğer eceli gelmediyse yani Allah Teala Celaluhu eceli yazdıysa zaten kimse onun önüne geçemez. Ama eceli yoksa, eceli gelmediyse o hastaya e, yanında yedi kere şu duayı yapın diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu duayı Türkçesiyle, Arapçasıyla efendim yedi kere söyleyin. Ne diyeceksiniz? Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyek Es'elullah el-azim, arş arşil azim, en yeşfiyek. Es'elullah el-azim, arş arşil azim, en yeşfiyek. Yani büyük arşın sahibi Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum. Büyük arşın sahibi Allah Celle Celaluhu Yüce Allahu Teala'dan sana şifa vermesini diliyorum. Bunu yedi kere söylüyorsun. Es'elullahil azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. Büyük arşın sahibi, yüce Rabbimizden sana şifa vermesini diliyorum diyorsun. Ve Peygamber müjde veriyor. İlla afâhullâhu min zâlikel meraz. Allah-u Teala Cil bu dua sebebiyle hastaya efendim afiyet verir, hasta iyileşmesini sağlar. Elhamdülillah. Bunu da yapalım. Yani moral verelim. İmkan ölçüsünde de o hastanın yanında yedi kere ona bu duayı okumak suretiyle şifa bulmasını sağlayalım. Evde de aynı şekilde illa gitmemize gerek yok bir yerlere. Birisi var çocuğumuz efendim evimizde. Ondan sonra annemiz, babamız, eşimiz, kardeşimiz kimse buna da bu e, güzel şifa duasını yapmaya çalışalım yedi kere. Eselullahel Azim, Rabbel Arşil Azim, En Yeşfiyek diye böyle dua edersek efendim Allah'ın izniyle o hasta şifa bulur diye Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam bizlere böyle müjdeliyorlar. Yine Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam bize diyor ki mübarek buyuruyor اِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَر۪يضٍ فَمُرْهُ اَنْ يَدْعُوَكْ لَكْ الله Ekber. Aman diyor. Hastaya ziyarete girdiğiniz zaman ondan, o hastadan dua etmesini istediyor. Yani hastaya gittin, hasta ziyaretini yapıyorsun. Efendim öyle bir yerine denk getir ki bana da dua eder misin diye. Ondan dua iste. Çünkü neden? fe inne duahu ke duahil malaike çünkü hastanın duası meleklerin duası gibidir diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hasta duası meleklerin duası gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de hastaya gittiğimiz zaman o hastaya girdiğimizde mümkün olduğu kadarıyla moral verme sözlerini ihmal etmeyelim, abdesti gitmeye çalışalım ve bunun yanında da e, orada fazla tabi durmayacağız. Çünkü hastanın sıkıntıları vardır. Bizi orada efendim hadi gidin de diyemez. Dolayısıyla ona da dikkat edeceğiz. Yedi kere az önce okunan Eselullahel Azim, Rabbel Arşil Azim, En Yeşfiyek, yani büyük arşın sahibi yüce Allah celle celalden sana şifa vermesini diliyorum diye böyle dualarımızı da yapıp ondan da dua isteyip ayrılacağız. Çünkü onun duası, hastanın duası, meleklerin duası gibidir buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dostlar, güzel insanlar, bizim bir mümin olarak görevlerimizden Müslüman kardeşlerimize görevlerimizden bir tanesi hasta ziyareti. Diğer bir tanesi neydi? Cenazesine katılmaktı. Onunla başka dersimizde inşallah işleyeceğiz sizinle. Yani bir Müslümanın Müslümana karşı görevleri beş tane başka bir rivayette altı tane olarak sayılıyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine karşı olan görevlerini yapmaması düşünülemez. Onlar bizi Efendim birbirimize bağlayacaktır, kinet diyecektir. Yani e, Allahü Teala cılcağın izniyle biz küffara karşı, İslam düşmanlarına karşı, bize Efendim e, hayatımızı adeta e, zindan etmeye çalışan kimselere karşı Müslümanlar olarak birleşmemiz lazım. Doğu Türkistan'ın kardeşlerimizde bütün bütün dünya Müslümanlarına, Müslüman Türk'ünün Müslümanlarımızın ulaşması gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde buyuruyor ki bize La tebagadu ve la tehasedu ve la Sakın birbirinize buğzetmeyin. Efendim birbirinize haset etmeyin. Birbirinize arkanızı çevirmeyin. Yani nasıl olabilir ya? Müslüman kardeşin ona kin besliyorsun. Buğz ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Orada küffar var. Eğer illa birisi buğz edeceksen efendim ona buğz edersin. Sen kalkıyorsun, Müslüman kardeşine bunu efendim yapıyorsun. Sakın, sakın. Ondan sonra yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, haset de etmeyin birbirinize diyor. Yani kalkıp da Müslüman kardeşinin güzel bir araba almış, ev almış, ondan sonra çocuğu okuyor, başarılı e efendim, e güzel, sevilen bir insan. E, tamam, alkışla sen bunu kardeşim. Elhamdülillah, mutlu ol bundan. Rabbim bu haset hastalığımızı, kin hastalığımızı, ne varsa böyle sevmece hastalıklar, marazlarımızı onu gidersin inşallah. Bizim birbirimize çok ihtiyacımız var. Birbirimize kenetlenelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün sahabeyle beraber otururken baktı sahabenin içerisinde e, insanlara buyurdu ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, şimdi mescitten, camiden içeriye girecek kardeşiniz cennetliktir buyurdu. Herkes böyle kapıya doğru yöneldi. Yeni abdest almış bir sahabi içeriye doğru girdi. Sakalından abdest suları böyle efendim adeta belli oluyor. Ondan sonra bir kenara oturdu. Ertesi gün bir daha söyledi. Şimdi biz cennetli kardeşin içeri girecek. Yine döndüler baktılar. Aynı zat girdi içeriye. Üçüncüne gene girince oradan bir sahabi cami çıkışında, mescit çıkışında ona sokuldu. Dedi ki ben senin evinde misafir olabilir miyim? Ee, biraz e, evle aram iyi değil de falan bunları söyledi. O da hay hay dedi. Gitti evine. Şimdi cennetlik buyurdu ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üç kere aynı zat hakkında bu nasıl amel işliyor ki cenneti kazandı? Bunu takip edecek ya. Yani. Maksadı bu girdi, bakıyor, takip ediyor. Nesi var, nesi yok. Yani ne amel işiyor ki cenneti kazanacak? Geceliğin teheccüdleri uzun uzun mu kılıyor? Çok mu Kur'an okuyor? Çok mu tesbih çekiyor? mesaiye Baktı. Normal her şey. Ondan sonra dayanamadı. Dedi ki, ya ben senin evinde misafir oldum ama bundan ötürü misafir oldum. Yani seni takip edeceğim, bakacağım. Efendim ne amel işliyorsun diye Peygamber'e isaret Çünkü müjde verdi senin hakkında. O da dedi ki gördüğün gibi dedi fazla benim bir amelim yok benim dedi falan. O müsabide alayım ben dedi gidiyorum o zaman dedi. Buyur gidebilirsin dedi. Tam çıkacağı sırada kardeşim dedi bir dakika bakar mısın dedi. Şimdi o ev sahibi olan cennetle müjdelemiş olan zat o misafir gelen dedi ki ben dedi bir şey söyleyeyim sana dedi. Ben dedi hiçbir kardeşime karşı kim beslemem. Kalbim onlara karşı hep temiz tutarım dedi. Yani bütün kardeşlerimizi kucaklarım, severim efendim. Şimdi böyle deyince işte dedi ya. İşte buradan kazanıyorsun sen dedi. Buradan kazanıyorsun dedi. Allah bize de nasip etsin. Yani Haşr suresi Haşr suresi 10. ayette bir dua var. Allah'ımız Celle bu duayı bize öğretiyor. Ve kim onu sabahla akşamla yaparsa Allah bütün Müslümanları sevmesini sağlıyor. Bütün Müslümanlara karşı efendim muhabbet veriyor ona. Kin, adavet ne varsa böyle içinde onlar da temizleniyor. Rabbena gıfir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amanu. Rabbena inneke rahim. Bu ayet-i bu duayı sabahla akşamla öğrenelim, yapmaya çalışalım. Müslümanlara karşı gönlümüzde, kalbimizde bir kin kalmayacak. Onları sevmeye başlayacağız. Hangi cemaatten olursa olsun, efendim cemaatten olmasa da mümin kardeşim, Müslüman kardeşim kıbleye dönüyor. Tamam, olay bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir Müslümanlık efendim e, aramızda güç, kuvvet bulması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en son bize buyurdu ki, ve kunu ibadallah ihvanen. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yani kardeş olun deyince şu anda 1 milyar 700 milyon biz kardeşiz müminler kardeş. 1 milyar 700 milyon Müslümanları efendim dağıtmışlar tesbih taneleri gibi. Tekrar Rabbim toparlanmayı nasip etsin. Efendim ve ve bütün dünya Müslümanlarının aynı pencereden bakmasını, aynı hedefe doğru yürümesini, aynı ideal efendi uğrunda, dava uğrunda yürümelerini nasip eylesin. Birbirimize çok ihtiyacımız var. Rabbim o günlerde görmeyi nasip etsin inşallah. Birleştiğimiz, paramızın beraber olduğu bütün dünya Müslümanlarını düşünebiliyor musunuz? Yani petrol almaya gittiklerinde veya bizden efendim tahıl almaya geldiklerinde herhangi bir yerde efendim yer altı yer üstü kaynaklarımızı alacaklarında diyoruz ki Avrupalılara, Amerikalılara, İngilizlere kardeşim benim paramı getireceksin. Bende İslam dinarı var. Senin İslam dinarı ne kadar? Benim İslam dinarı bir dinar efendim bin sterlin. Bir dinar iki bin dolar. Vereceksin kuzu kuzu Ondan sonra o paranı alacak senin, tekrar efendim parayla beraber e, sen yeryüzünde en üst yere çıkmış olduğun otomatik olarak. Allah o günleri nasip etsin inşallah. Bu da bir güç ister tabii. Onun için bizi şu anda bütün dünya takip ediyor. İhalarımız, İhalarımıza, sihalarımıza, Rabbim idarecilerimize güç, kuvvet versin. Ve efendim bu güzellikleri elimizden almasın. Ayasofya'mızdaki ezan-ı Muhammed'i efendim ta dalgalansın dalgalansın inşallah Kudüs'ümüzün de yarın İsrail'den efendim o Yahudilerden kurtulması nasip etsin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan beladan muhafaza eyle. Depremden afattan koru ya Rabbi. Ya Rabbi hayırlı bereketli rahmetin olan yağmurları bizlere ikram eyle. Barajlarımızın dolmasını, onları da senin yolunda kullanmamızı nasip et ya Rabbi. Şımardık, kibirlendik, kurulandık, yanlışlar yaptık. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affet ya Rabbi ailece güzel bir şekilde senin yolunda yürümeyi nasip et ya Rabbi. Namaz kılmayan çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz, akrabalarımız varsa onlara da namaz kılma şuurunu, namaz kılma güzelliği nasip et ya Rabbi. O bir şereftir. O şerefi bizden alma ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı, Kur'an'ın bütün dünya hakimiyle bu hakimiyette de bizim bir tuğla kormamızı, bir efendim harç atmamızı, bu binanın efendim kurulmasında bizim de bir el emeğimiz olmasını nasip et ya Rabbi. Yolundan bizi alma Allah'ım. Hastaları şifa, dertlere deva, boşluğa dağlar nasip eyle. Ve بو دارسنا مزدلينيان تأكيدت إبدا راضول يا ربي آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bütün ölmüşlərimizin ruhlarına Allah rızası üçün El Fatiha